Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitimde sizlerle birlikteyiz. Bu eğitimde sizlere ALICE programını anlatacağım. ALICE 3 boyutlu tasarım programı. ALICE programı ücretsiz bir program. Resmi internet sitesinden ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bilgisayarınıza kurduğunuz anda size ilk olarak böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda programınıza başlamadan önce, yani tasarımınıza başlamadan önce bir arka plan seçmenizi istiyor sizden. Burada mesela yeşillikli bir arka plan, işte Mars'ın yüzeyi, Ay'ın yüzeyi, bir deniz ortamı olabilir ya da bir karlı ortam. Yani bu şekilde farklı farklı ortamlardan oluşan bir arayüz seçmenizi istiyor sizden. Zevkinize göre hangisini istiyorsanız onu seçerek programınıza başlayabilirsiniz. Ayrıca burada Starter denilen bölümde de diğer arka plan çeşitleri, animasyonlarınızda veya oyunlarınızda kullanacağınız çeşitleri kullanabilirsiniz. My Project bölümünde kendi oluşturmuş olduğunuz projeleri görebilirsiniz veya File System diyerek başka dosyaları da programın içerisine aktarabilirsiniz. Şimdi biz buradan mesela Mars yüzeyini seçerek programlamamıza başlayalım. Şimdi programın arayüzüne baktığımız zaman çok basit bir arayüze sahip. Diğer 3 boyutlu tasarım programlarından daha basit düzeyde hazırlanmış bir program ve o programlarda bir karakteri kendiniz oluşturmaya çalışıp onu hareket ettirmek için kendiniz bir kod yazarsınız. Ancak ALICE'de kendi içerisindeki kütüphanelerde bir sürü farklı karakter bulunuyor ve siz bu karakterlerden istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bu sayede yeni bir karakter tasarlama zahmetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca kodlama zahmetinden de kurtuluyorsunuz. Yani bir karaktere kod yazmakla uğraşmak yerine ALICE programında aynı Scratch programında olduğu gibi sürükle bırak yöntemiyle kodları bloklar halinde sürükleyip bırakarak karakterinizi canlandırmış oluyorsunuz. Şimdi yine arayüzden devam edecek olursak 3 ana bölümden oluşuyor arayüzümüz. Gördüğünüz gibi 1. bölüm, 2. bölüm ve 3. bölüm. Şimdi 1. bölüm ekranımız bizim, yani sahnemiz. Bütün yaptığımız işlemler burada görünecek ve çalıştırmak için de burada Run dediğimiz düğmeye tıklayarak oluşturmuş olduğumuz işte animasyonları, oyunları, interaktif hikayeler, oyunlar, artık ne oluşturduysanız buradan çalıştırabiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Diğer bir bölümümüz sahnemiz. Burası bizim animasyonlarımızda, oyunlarımızda, artık programımızda kullandığımız karakterlerin içerisine yerleştirdiğimiz kod bloklarının bulunduğu yer. Yani kodlarımızı burada tutacağız ve 3. bölümde kod bloklarımızın olduğu yer. Dediğimiz gibi kod blokları burada kodlarımızı sürükleyip bırakarak sahnemize bırakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada kod bloklarını bıraktığımız zaman da farklı özellikler çıkıyor. Bunları ilerleyen derslerde sizlerle öğreneceğiz. Şimdi arayüzünü inceledikten sonra biraz da ALICE'in avantajlarından bahsedelim. Başta söyledik zaten bir avantajını. Hani kolay, basit bir arayüze sahip olması ve kod yazma zahmetinden kurtarması bizi. Bir diğer avantajı ise öğrencilere, yani bireylere nesne tabanlı programlamayı basit bir şekilde öğretmek. ALICE bir öğrencinin ya da bireyin nesne tabanlı programlama ile ilk bilgilerini elde edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yani nesne tabanlı programlamayla ilk karşılaşan bir insan, yani kodlamaya daha yeni başlayan bir insan, ALICE'i öğrendiği zaman kodlamaya bakış açısı değişecektir mutlaka. Bu yönden de çok büyük bir avantaja sahiptir. İnsanların kodlamaya bakış açılarını olumlu yönde etkilemektedir. Sizler de ALICE'le çok güzel oyunlar, animasyonlar ve etkileşimli hikayeler, interaktif hikayeler hazırlayabilirsiniz. Ve ilerleyen derslerimizde de zaten bu kod bloklarının kullanımından bahsedeceğiz. Bugünlük ALICE programını sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler.